أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Hepiniz Kur'an'ı tanıyalım programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının son demlerine, son günlerine artık girmiş bulunuyoruz. Her gece üzüntümüz biraz daha artıyor. Çünkü rahmet ayı yavaş yavaş elimizden kayıp gidiyor tabiri caizse. Fakat bir sevincimiz var ki o da inşallah müminlerin iki bayramından bir tanesi olan bu dünyada Ramazan-ı Şerif bayramına ulaşabilmenin, kavuşabilmenin heyecanı var. Onu arzu ediyoruz. Sevdiklerimizle huzur içerisinde, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayram yaşamayı Rabbimizden niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize o bayram sabahına güzelce ulaşmayı nasip eyler diye temenni ediyoruz efendim. Bugün Allah nasip ederse 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ahzab suresi var. Fatır suresi var ve Sebe suresi var. Yine hepimizin yakinen bildiği, birçoklarımızın da ezberlediği Yasin-i Şerif suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi diye bildiğimiz Yasin-i Şerif suresi de aynı şekilde bu cüzde, 22. cüzde. Bugün 22. cüzden seçtiğimiz 3 konu var. Birincisi evlat edinmek konusu. ikincisi kadının cenneti konusu. Üçüncüsü ise Habibi Neccar konusu. Yüce Rabbim bizlere hüsnü ifade, güzel bir anlatım, sizlere de hüsnü istifade, güzel bir anlayış, güzel bir kavrayış ihsan eylesin inşallah. Bu gece itibariyle, saat 12 itibariyle yine evde dört günlük itikaf dönemi diyelim biz ona. İtikaf dönemi olarak onu adledelim. Rabbimize ibadet için ayırdığımız günler olsun. Böyle bir dört günlük zaman dilimine gireceğiz. Belki hayatımızda yaşamadığımız bir şey. Bir saat sonra özgürlüğümüz kısıtlanıyor aslında düşündüğünüzde öyle değil mi? Yani yapabileceğimiz birçok şeyi yapamaz hale geliyoruz. Evimizde durmamız gerekiyor. Sağlığımız için, sıhhatimiz için, ülkemizin sağlığı için bütün vatandaşlarımızın sağlığı için bunu yapmamız gerekiyor. Fakat baktığınız zaman da aslında düşündüğünüzde özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Hani bazı insanlar diyorlar ya ben özgürüm. Bana kimse karışamaz. Ben istediğimi yaparım. Demek ki bu dünyada istediğini yapmak diye bir şey aslında yok. Her zaman mutlaka belli kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar bazen ülke genelinde olur. Bazen devlet eliyle olur, bazen de Rabbimizin gösterdiği kısıtlamalar olur. Onun için aslında insan etrafında çizilen çizgilerle, sınırlarla beraber güvendedir. Bugün niçin biz dışarı çıkmıyoruz? Niçin yasak var? Bizim sağlığımız için, bizim iyiliğimiz için bu yasak var. Yani o çizilen çizgi, o özgürlük alanımızı daraltan çizgi bizim aleyhimize değil, bizi korumak için. Düşünün ki bir çoban düşünün. Koyunlarını otlatmaya götürdüğünde onlara bir alan belirler ve o alanda otlamalarını ister. Niye? Çünkü o alanın dışarına çıkarlarsa tehlike var. Uçurumdan aşağı gidebilirler, yardan aşağı gidebilirler. Onların sağlığı içindir. Dolayısıyla Rabbimizin de bizim hayatımızda çizmiş olduğu sınırların tamamı Bizim hayatımızı kısıtlamak için, bizim hayatımızı zorlaştırmak için değildir. Bilakis bizi güvende kılmak içindir. Dünya ahiret saadetine, mutluluğuna erebilmemiz içindir. Onun için bu e, bugünkü yaşadığımız olayları da Rabbimiz tarafından gelen emirleri de böyle değerlendirmek lazım. Görev yaptığım bir yerde bir kişi bir gün gelmişti dedi ki sen misin bu camide müezzin? Evet dedim. Beni çekti kenara oturttu. Dedi ki: "Ben dedi işte bazı şeylere inanmıyorum. Bazı şeyleri kabul etmiyorum. Kimse benim başıma karışamaz. Ben istediğim gibi hareket ederim." Kendisine şöyle bir soru sordum. Dedim ki: "Kırmızı ışıkta durma görevimiz var mı? Var. Kırmızı ışıkta geçmek yasak değil mi? Peki siz bu yasa çiğneyebiliyor musunuz? Çiğneyemiyorsunuz. Niye? Toplumun huzuru için, sağlığınız için, insanların sağlığı için bu yasağı çiğnemiyorsunuz. Peki bizi yaratan Rabbimizin çizmiş olduğu sınırı neden aşıyorsunuz? O sınırı niçin kabul etmiyorsunuz? Rabbimiz böyle bir sınır çizmiş. İnsanların koyduğu kanun önemli de Rabbimizin koyduğu kanun önemli değil mi? Aslında her şeyden daha önemli. Yüce Mevlam yaşadığımız hadiseleri müminin firasetiyle gözlemlemeyi ve her bir hadiseden hayatımıza tecrübeler kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Peki efendim, birinci konumuzla başlayalım. Birinci konumuz Ahzab suresinden kadının cenneti diye bir başlık açmıştık. Oradan okuyacağız. Şimdi öncelikle konuya geçmeden evvel genel olarak İslam dinine göre Allahü Teala'nın koyduğu düzen ve nizamlara göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine göre İslam'da kadının yeri nedir? İslam kadına nasıl bakar? Bununla ilgili küçük bir girizgah yapmakta fayda var diye görüyorum. Bunu anlayabilmemiz için öncelikle İslam öncesi dönemde kadın nasıldı? Onu iyice bir kavrayabilmemiz lazım. Şimdi. İslamın geldiği topraklarda o gün Arap toplumunda maalesef kadına değer verilmiyor, kadının özlük hakları yok, hiçe sayılıyor. Ee, aynı şekilde o günkü Yahudiler de kadına değer vermiyorlar. Mesela Yahudiler ayın belli dönemlerinde kadınları da evin dışında bırakıyorlar. Niye? Bu kadın diyorlar işe yaramaz diyorlar, bu kadın bize faydası yok diyorlar, kapının dışında bırakıyorlar. Tarih kitaplarına eğer bakarsanız, Yahudilerin tarihine bakarsanız bunu göreceksiniz. Aynı şekilde Arap toplumu, o günkü cahil Araplar kadına hak vermiyor. Mesela bir kadın evlendi diyelim ki bunu daha önce talak bahsinde, boşanma bahsinde anlatmıştım. Bir kadın evlendi artık tamamen kocasının hükmü altında. Adam istediği zaman boşuyor, istediği zaman geri alıyor. Boşuyu geri alıyor. 10 kere, 20 kere, 30 kere hiçbir sınır yok. Boşamanın bir sınırı yok. Böyle bir toplumdan bahsediyoruz. Aynı şekilde evlendiklerinde kadınlara bir hak vermiyorlar. Bir para vermiyorlar. Ayrıldıklarında kadınlara bakmıyorlar. Yani mesela şöyle bir şey anlatayım size. Bir kadın nişanlandı diyelim ki. Babasının evinden çıkıyor, nişanlandığı kişinin evine gidiyor. Hazırlık süreci. O günkü Araplardan bahsediyorum tabi bu Araplar derken yani ben İslam o dönemde o topluma indiği için özellikle söylüyorum yoksa bu Türk toplumunda da olur diğer toplumlarda da olur her ırkta mutlaka kendisine göre belli örfleri, belli adetleri, belli kültürleri vardır. Bizim toplumumuzun da bir İslam öncesi kadın anlayışı vardır. İslam sonrası kadın anlayışı vardır. İslam'ın burada mutlaka etkileri olmuştur. Her toplum için bunu yapabiliriz ama İslam'ın geldiği toprakları konuşacak olursak, orayla ilgili anlatırsam daha iyi olur. Konuyla ayet-i kerimeler daha iyi birbirine o dönemde oturur. Mesela Nişanlandı kız gidiyor kocasıyla yani yeni ileride evlenecek kişinin nişanlısının evine gidiyor oraya alışsın diye. işte nasıl yemek yaparlar, nasıl otururlar, nasıl kalkarlar böyle bir alışma süreci. Eğer o alışma sürecinde kız nişan atılırsa, kız geri gönderilirse ona bir yafta vuruluyor. Yüz karası deniyor. Ve o günden sonra artık babası o kendi öz kızını evine kabul edemiyor. Kabul ederse toplumunu aşağılayacak. Senin kızın gitmişti, nişanlanmıştı, nişana atıldı. Yüz karasını sen geri aldın. Babaya çok büyük bir yafta vurulacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu imtihanla imtihan oldu. İki kızını Ebu Leheb'in iki oğluyla nişanlamıştı kainatın sultanı. Onlar gittiler Ebu Leheb'in evinde yaşıyorlar. Hatta ben bu hadiseyi çok detaylarıyla birlikte merhum... Ömer Döngeloğlu hocamızdan Fatih'te bir dernekte sohbet yaparken dinlemiştim. Ağlaya ağlaya, ağlata ağlata bize bu e, hadiseyi anlatmıştı kendisi. Rabbim gani gani rahmet eylesin o peygamber aşığı, ehli beyt aşığı, sahabe-i kiram aşığı güzel insana. Ebu Leheb'in evine gitmiş. İki kızı orada e, alışıyorlar ee, onun evinde işte yavaş yavaş hazırlıklarını yapıyorlar nişan dönemi. Fakat ne zaman ki Tebbet suresi geldi, Tebbet suresinde Ebu Leheb'e Allahü Teala'nın ne gibi cezalar vereceği, Ebu Leheb'in elleri kurusun diye Ebu Leheb'e böyle çok lanet dolu, çok Kötü azapların vaat edildiği o süre gelince karısına da aynı şekilde Ümmü Cemile karısı, e, karısıyla ilgili de aynı şekilde ayetlerde o cehenneme odun taşıyıcıdır diye ifadeler gelince onların düşmanlığı iyice arttı ve ne yaptılar? Peygamber Aleyhisselam'ın kızlarını geri gönderdiler, nişanı attılar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin iki kızı geri babacığının yanına geldiler. Kapıyı çalıyorlar, kapıda bekliyorlar ki babamız ne diyecek acaba? Acaba bizi ev alacak mı yoksa o cahil insanların yaptığı gibi kapı dışarı mı edecek? Kainatın sultanı kapıyı bir açıyor, bir de bakıyor ki nişanlık kızları geri gelmişler. Efendimiz Aleyhisselam hüngür hüngür ağlayarak kızlarına kucak açıyor ve merhametli bir şekilde onları kucaklıyor. Elbette bir peygambere bu yaraşırdı zaten. Ama diğer insanlar bunu yapacak cesarette olmadığı için kızları kötü yola gidiyordu. Kendilerine bir ev tutup bayrak asıyorlar ve artık kötü yolun yolcusu oluyorlardı. Böyle cahil bir toplumdan, böyle cahil bir dönemden bahsediyoruz muhterem müminler. Peki İslam geldikten sonra ne oldu? İslam geldikten sonra artık kadının da bir nefer olduğunu, kadının da bir fert olduğunu, erkeğin nasıl hak ve sorumlulukları varsa kadının da aynı şekilde hak ve sorumluluklarının olduğunu peygamber aleyhisselamın diliyle sadece diliyle değil yaşantısıyla birlikte herkesin beynine, herkesin zihnine adeta kazıdı İslam. İslamla birlikte kadınlar artık o Rabbimizin kendilerine vermiş olduğu güzelliği, o süsü, o zineti, o karakteri, o şahsiyeti, o asaleti ortaya çıkarmış oldular. O kadar ki Efendimiz Aleyhisselam yeri geldiğinde eğilir, elini açar, hanımlarının bineye binmesi için elleriyle hanımlarına basamak yapardı. Yeri gelir, sorulduğunda ey Allah'ın elçisi sana bu dünyada en sevimli olan şey nedir dendiğinde üç şey sayarken bir tanesinin de saliha kadın olduğunu söylerdi. Bu dünyada müminin saadetindendir. Bir geniş bir ev, iki güzel bir binek, üçüncüsü de yüzüne bakıldığında mutluluk veren, huzur veren bir kadın diye kadının ne kadar büyük bir şerefe nail olduğunu, kadının bu kendisinde bulunan o özellikleri Peygamber Aleyhisselam hem sözleriyle hem de yaşantısıyla ifade ediyordu. Bugün maalesef bazı insanlar bunu anlayamadıkları için bunu biz de maalesef Müslümanlar olarak Müslüman kadın hanım kardeşlerimiz, Müslüman erkeklerimiz gerçek manada araştırmadığı için okumadığı için Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri, kadının haklarını, sorumluluklarını, İslam öncesi Arap aile yapısını ya da İslam öncesi Türk aile yapısını bilmediği için İslam'ın kadına neler kazandırdığını maalesef bilmiyorlar. İşte elhamdülillah bu Kur'an sohbetleriyle beraber bizler ne yapıyoruz? Bunları çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Mesela geçen Nur Suresi'nde ifade ettik. İslam kadına örtünmeyi emrediyor. İslam kadına örtünmeyi emredince bazıları bunu kısıtlama olarak algılıyor diyor ki niye kapanacakmışım diyor. Kimse benim saçıma karışamaz. Ben istediğim gibi saçımı sokaklarda savururum. Niçin için vücudumu kapatacakmışım? İstediğim yerlerimi açarım. İstediğime gösteririm. Kimse bana karışamaz diyor. Ve bunun bir güzellik olduğunu zannediyor. Bir özellik olduğunu zannediyor. Halbuki Cenabı Hak İslam dini kadına değer verdiği için, kıymet verdiği için, kadını özel gördüğü için kadının örtünmesi gerektiğini ifade ediyor. Kadın öyle herhangi bir yerde, ortalıkta açılacak, saçılacak, herkese kendisini teşhir edecek bir kişi değil İslam dinine göre. Kadın özel, saklı bir inci misali. İnci nasıl yetişir düşünün? Saklı bir inci midye kabuklarının içerisinde sem sert o kapalı Kutunun içerisinde bir inci yetişir. Onu bulmak için insanlar ne yapar? Zahmet eder, vakit harcar, emek eder ki onu bulabilsin. Onun için kadın böyle sokakta isteyenin istediği gibi görebileceği, isteyenin istediği gibi her yerini bakıp inceleyebileceği bu kadar basit bir varlık değildir. Kadın değerlidir. O evindedir. Perdelerin arkasındadır. Örtüsünün içerisindedir. Kötü gözlerden kötü bakışlardan, art niyetlerden uzaktır kadın. İslam böyle bir yere yerleştirmiştir kadın. Evindedir, kocasını bekler, helalini bekler. Herkes ona el uzatamaz, herkes ona göz dikemez. Helali ancak göz dikebilir, helali el uzatabilir. İslam kadını bu kadar mükerrem görüyor, bu kadar değerli görüyor. Ama maalesef biz bunu yanlış anladığımız zaman ya da bizim eksikliğimizdir. Evet, yanlış anlattığımız zaman insanlar bunları bazen bir eksiklik olarak ya da kadınların hayatını kısıtlamak, kadınları ikinci plana itiyormuş gibi böyle maalesef çok garip bazı düşünceler elde ediyorlar. Halbuki bu çok yanlıştır. Miras ayetiyle ilgili bu konu e, ön plana geliyor. İşte niye ona o kadar veriliyor, niye bu kadar veriliyor ben şimdi bunların hepsini burada anlatamam. Hepsi ilmi verileri vardır elhamdülillah hepsini sonuna kadar izah ederiz Allah'ın izniyle. Ama vaktimiz yetmez fakat hepsi emin olun ki İslam'dan önce kadına verilmeyen yeni haklar vermiştir. Dolayısıyla kadına örtü verilmesi bile Rabbimizin ona ne kadar değer verdiğini gösterir. Peki efendim şimdi okuyacağımız ayetlerde yer yer bu konulara değineceğiz. Ben bir başlangıç yapmak istedim. Yeri geldikçe inşallah tekrar bu konularla bağlantıyı kuracağız. Fakat konumuza başlamadan önce şunu ifade edeyim. Son günler olduğu için bazı kardeşlerimiz belki e, böyle artık Ramazan-ı Şerif bitiyor gibi hissedebilir. Ama daha Ramazan-ı Şerif bitmedi. Son 10 gündeyiz. Önemli günlerdeyiz. Son 10 gün cehennemden azat olma günleridir biliyorsunuz. Ebedi azaptan kurtuluş günleridir. Onun için bu günler daha çok ibadete asılmamız gerekir. Daha çok tevbeye asılmamız gerekir. Sizlerden ricam şöyle hemen şimdi hepimiz bir sohbetimizi paylaşalım. Çevremizdekilere linki gönderelim. Cemaatimiz şöyle bir toparlansın bakalım Allah'ın izniyle. Ramazan-ı Şerif'in daha bitmediğini, önümüzde daha sekiz cüzün olduğunu, neredeyse Kur'an-ı Kerim'in üçte biri duruyor yani. O yüzden daha anlatacağımız çok şey var. Yani bitti falan zannetmesinler. Onları bir haberdar edelim. Belki unutanlar olur. Belki son günler diye böyle rehavete kapılanlar olabilir. Hatırlatalım. Hep birlikte sohbetimizi paylaşalım inşallah. Kıymetli kardeşlerim, muhterem büyüklerim. Peki. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerime Ahzab suresi 28'den itibaren başlıyor. Konu nedir? Konuşu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları var. Allah Teala'nın ona emriyle bazı evlenmiş olduğu hanımlar var ki bugün konusu gelecek. Bazıları var Peygamber Aleyhisselam dul kaldığı için 3-4 tane çocuğuyla beraber Ümmü Seleme annemiz gibi evlenmiş. Bazıları var bir kabile reisi kendisi istemiş Peygamber Aleyhisselam'la kızını evlendirmeyi. O da o kabile İslam'ı kabul etsin diye e, evlenmiş olduğu hanımlar var. Fakat şunu unutmayınız ki Peygamber Aleyhisselam ilk evliliğini 25 yaşında yaptı. Kendisi 25 yaşındaydı. İlk eşi Hatice annemiz 40 yaşındaydı. Bakın bu bilgiler çok önemli. Çünkü buralardan maalesef Müslümanlara vurmaya çalışanlar var. Buralardan bizi inançlarımızla ters düşürmeye çalışanlar var. Kalbimize şüphe atmak isteyenler var. Dininizden zerre kadar şüpheniz olmasın. Peygamberinizden zerre kadar şüpheniz olmasın. Kitabınızdan zerre kadar şüphe olmasın kıymetli müminler. İlminizden şüpheniz olsun. Bilginizden şüphe. Ya benim bilgim yoktur. Benim bilgim eksiktir ama İslam'da yanlış olmaz. Kur'an'da yanlış olmaz. Peygamber de yanlış olmaz kardeşim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bundan emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle. Efendimiz Aleyhisselam 25 yaşında ilk evlendiği hanımı Hatice 40 yaşında. Arada kaç yaş var? 15 yaş fark var. Peki Peygamber Aleyhisselam Hatice annemizle ne kadar evli kalıyor? Sadece Hatice annemizle. 25 seneden fazla sadece Hatice annemizle evli kalıyor. Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar onunla evli kalıyor. 6 tane çocuğu Hatice'den dünyaya geliyor. Ne zaman ki Hatice vefat ediyor, Efendimiz Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ediyor. Hicretten sonra diğer hanımlarıyla evlenmeleri başlıyor. O da yaklaşık 50 yaşlarından 50-52 yaşından sonra diğer evliliklerinin tamamı. Onun için lütfen bilgilerimizi tazeleyelim. İslam'ı iyi öğrenelim. Dinimizle, peygamberimizle ilgili aklımıza herhangi bir şüphe kalmasın. Dediğim gibi her bir evliliğinin de ayrı ayrı sebepleri var. Bazıları vahiy ile Allah tarafından bugün okuyacağız evlenilmesi emredilmiş. Bazılarının da farklı sebepleri var. Bunlar haşa nefsi için, zevki için böyle bazıları çok büyük kelimeler kullanıyor. Haşa peygambere karşı çok edepsizce, çok saygısızca kelimeler kullanıyor. Vay be diyor peygamberi de görüyor musun diyor. Nasıl keyfini biliyormuş. Haşa. Peygamber eğer keyfi için olsa 52-53 yaşından sonra evlenir miydi? Peygamber gençliğinde 25'li yaşlardayken evlenirdi. Dul kadınla ilk evliliğini yapıp 25 sene onunla evli kalır mıydı? Bunlar cahilce sözlerdir. Aman ha dikkat edelim. Böyle düşünenlere de okuyup bilgi edinip doğru cevapları verelim. Efendimiz Aleyhisselam hanımlarıyla evlendi Medine döneminde tabii ki İslam'ın o ilk yılları zorluk dönemleri geçtikten sonra artık ganimetler gelmeye başladı Müslümanlarda böyle rahatlamalar olmaya başladı yani artık böyle e, savaşları kazanıyorlar ganimetler elde ediyorlar ve etraflarında rahat bir yaşantı olmaya başlıyor bazıları ganimet olarak bir hurma bahçesi almış kimileri böyle birkaç parça kıyafet bulmuş yani iki parça kıyafet bulmak bile lüks o dönemde. Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları da kendisinden bir takım dünyalıklar istediler. Ey Allah'ın elçisi istediler. Yani hani herkes sahabeler sana tabi olan ümmet bile hani belli hayat standartlarına ulaştı. Belli konfor. O gün için konfor. Yani bu bizimki bugünkü konfor kelimesiyle sakın karıştırmayın da. O gün için konfor. Hani işte yere yatmaya yani çakıl taşı üzerinde kilim üzerinde değil de yere yatmaya bir döşek buldular. İşte üzerlerine ikinci bir kıyafet belki buldular. Bunlar yani ya da küçük bir hurmalık buldular da oradan ara sıra gidip hurma yiyorlar bu. Yoksa öyle aman aman bir zenginlikten bahsetmiyoruz. Hani biz de dediler şöyle biraz rahatlasak dediler. Peygamberin evinde yaşıyoruz yani. E bu nimetlerden biz de faydalansak biraz dediler. Bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Biraz böyle ilkaz bir ayet. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyuhan nebiyyü, ey peygamber, gulli ezvacike, hanımlarına söyle. De ki, in kuntunne hayatet dunya ve zineteha, fe tealeyne ve userrihkunne serahan cemila. Eğer siz dünyalık istiyorsanız, dünyalık menfaat istiyorsanız benim hayatım size zor geliyorsa peygamberle yaşamak eğer pek hoşunuza gitmiyorsa isterseniz sizi serbest bırakabilirim isterseniz sizi nikahım altından bundan sonra bırakabilirim sizi boşayabilirim rahat rahat hayatınızı yaşayabilirsiniz sizler de böyle istediğiniz gibi bazı şeyler elde edebilirsiniz Ahzab suresi 28. ayet. Hocam biz hiç böyle bir ayet duymadık ya falan. Vallahi bakın ahzap 28. Evet bu programda yeni yeni şeyler duyacağız. Sıradan olmayan, ekstra olan, farklı olan, değişik olan, bilmemiz gereken şeyleri duyacağız kıymetli müminler. Bunları öğrenmemiz lazım. İslam sadece zekattan, namazdan, oruçtan ibaret değil. İslam belli sadece bildiğimiz kalıplardan ibaret değil. İslam hayatın her alanına hitap eden bir din. Onun için bunlardan haberimiz olması lazım. Ve in kuntunne Allah ve ama yok siz eğer gerçekten Allah'ın ve peygamberin rızasını ümit ediyorsanız yani böyle kıyafet, dünyalık, para, mal, mülk, ev, araba, binek bunlar değil de sizin derdiniz Allah'a iyi bir kul olmak, Allah'ın memnuniyetini kazanmak Belki dünyada sıkıntı çekeceksiniz ama peygamberin rızasını kazanmak, cennette de peygamberin hanımı olmak, hanımı kalmak istiyorsanız فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَظ۪يمًا Biliniz ki Allahu Teala içinizden iyilik yapanların mükafatını kat kat verir. Hiç şüpheniz olmasın. Evet, bazı sıkıntılar çekeceksiniz. Bazı zorluklar yaşayacaksınız. Peygamber hanımı olmak kolay değil. Ama eğer sabrederseniz bunun karşılığında çok mükafatlar elde edersiniz. Ya Nisa'n-Nebiyyi Ey peygamber hanımları men ye'ti minkunne bifahişetin mübeyyin etin. İçinizden açıkça bir kötülük, açıkça bir fuhşiyat, açıkça bir günah işleyen olursa yuda'af lehel azabu dufeyn. Şunu da bilin ki onun azabı iki kat artırılır. Ve kâne zâlike alellâhi yesîra. Bu Allah'a kolaydır. Evet. Her nimetin bir zahmeti vardır kıymetli müminler bu dünyada zahmetsiz bir rahmet yoktur. Peygamber hanımı olmak büyük bir paye. Hazreti Ayşe olmak, Hazreti Hafsa olmak, Hazreti Zeynep olmak, Hazreti Maria olmak, Hazreti Hatice olmak, Ümmü Seleme olmak büyük bir nimettir ama imtihanı da zordur. Zorluğa katlanabilen karşılığında mükafatı elde eder. Hani diyordu ya Nasrettin Hoca parayı veren düdüğü çalar. Ya karşılık olacak, fedakarlık olacak, sabır olacak. İşte ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah bunları ifade ediyor. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ İçinizden her kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Bakın günah işlerseniz diyor azabınız iki kat olur ama sevap işlediğinizde de mükafatınız iki kat olacak. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Diyor ki Cenab-ı Allah devamında ey peygamber hanımları siz sıradan herhangi bir kadın değilsiniz. Siz kainatın sultanı Cenab-ı Hakk'ın Habibim dediği Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerisiniz. Konumunuzu iyi bilin. Yerinizi iyi anlayın. Diğer kadınlarla kendinizi karıştırmayın diyor. Ve devamındaki ayetlerde Mevlamız buyuruyor ki Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Çok önemli bir ayet. Vakarnafi buyutikun ahsap 33. Hanım kardeşlerim, Allah için bu ayetin tefsirini okuyun. Sizden rica ediyorum. Sizin için sizden rica ediyorum. Vakarnafi <laughs> buyutikun evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınların açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın peygamber hanımlarına geliyor. Onların nezdinde bütün ümmetin kadınlarına geliyor ayet. Wa kimne salah namazlarınızı kılın. Beş vakit dost doğru kılın. Wa atine zekah zekatlarınızı verin. Ve Allah'a ve Resul'e Allah'a ve Resul'üne itaat edin. İnnemâ yuridullâhu li yudhib ankumur ridse ehlel beyti ve yutahhirakum tathira. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor ayet-i kerimeler devam ediyor diyor ki işte siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetlerini hatırlayın şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir hakkıyla haberdar olandır ve ayet e, sayfanın sonunda Müslüman erkeklere Müslüman kadınlara mümin erkeklere mümin kadınlara sabreden erkeklere günahlara karşı haramlara karşı zina'ya karşı fuhşa karşı efendim e, kumar'a karşı fala karşı her türlü kötülüğe karşı faize karşı dedikoduya karşı gıybet'e karşı sabreden oruç için sabreden, namaz için sabreden, zekat için sabreden, haç için sabreden, her türlü iyilik için sabreden mümin erkeklere, mümin kadınlara. Vel haşi'ine vel Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan mümin erkeklere, mümin kadınlara. Vel ve muttasaddikine ve muttasaddikat Allah yolunda harcayan mümin erkeklere mümin kadınlara ve saimine ve saimat Allah için oruç tutan erkeklere oruç tutan kadınlara ve hafizine furucuhum ve hafizat İffetini koruyan erkeklere, iffetini koruyan kadınlara. Ve zâkirîn Allah'a kesîran ve Allah'ı çokça hatırlayan. Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Böyle zikirle, tefekkürle devamlı Allah'ı çokça hatırlayan mümin erkeklere, mümin kadınlara ne var? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ve وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah onlara affını hazırladı, onlara çok büyük mükafatlar hazırladı diyor Cenab-ı Mevla. İslam dini kadına o kadar önem veriyor ki Ahzab 35. ayette her bir özellik sayılırken hem erkek kipiyle hem de kadın kipiyle. Yani hem erkek sigasıyla hem de kadın sigasıyla sayıldı. Onun için mümin kadınlar, mümin hanım kardeşlerim Evlerinizde ev hanımlığı yaparken, seccadenizin başında namaz kılarken, evladınızın altını bezlerken, yavrunuza süt pişirirken, kocanıza yemek pişirirken, evinizde güzelce başınızı bağlamış, elinizde tesbih Allah Allah tesbih çekerken sakın ha boş iş yapıyoruz diye düşünmeyiniz. Sakın ha ev hanımlığını küçümsemeyiniz. Siz Allah'ın verdiği görevi yapıyorsunuz. Rabbim size kendi isminden, Rahim isminden bir sıfat, bir isim onu taşıma özelliğini bahşeyledi. Allah'ın size vermiş olduğu bu şerefi, bu payeyi sakın ha bir takım insanların söylemleriyle beraber unutmayınız. Bu en büyük şereftir, bu en büyük nimettir yapabileceğiniz en büyük vazife analık vazifesidir. Çünkü bu başkalarına verilmedi, size verildi. Sen ev hanımı mısın? Sen bir iş yapmıyor musun? Senin diploman yok mu? Sen araba kullanmaz mısın? Senin ehliyetin yok mu? Sen ayakların üzerinde duramayacak mısın? Ya seni boşarsa ne olacak? Sigortan yok mu? Gibi sözlere aldanıp da sakın ha Allah'ın sözünün önüne, peygamberin sözünün önüne başkalarının sözünü geçirmeyiniz. Hayati inanç çok sevdiğim bir avukat ağabeyimiz aynı zamanda edebiyatla da yakinen ilgilenen şiiri çok seven bir kişi. Ben yakinen takip ediyorum kendisini. Allah'ım böyle onun gibi güzel insanların sayısını artırsın. Diyor ki bir kaymakam öğrencim vardı. Bir gün oturuyoruz dedim ki hanımın ne iş yapıyor? Çalışıyor mu? Dedi ki yok hocam hanım çalışmıyor dedi. Öğrencim diyor kaymakam çalışmıyor mu? Ne dedin sen? Hanım çalışmıyor. Vay be kaç çocuk var? Şu kadar. Çocuklara kim bakıyor? Hanım bakıyor hocam. Şu senin kıyafetini kim yıkadı? Hanım yıkadı hocam. Eve gidince yemeği kim getiriyor önüne? Hanım getiriyor hocam. Çamaşır, bulaşık, evin temizliği kimden sorumlu? Hanımdan sorumlu hocam. E vicdan, vicdanlı diyelim biz. Ama vicdanını az kullanan insan diyelim. Ve mübarek. Sen niye bu kadına çalışmıyor diyorsun ya? Gecesini gündüzüne katmış, uykularını bölmüş, sana evlat vermeye vesile olmuş. Senin her türlü evrenin ihtiyacını görüyor. Bu kadına sen nasıl çalışmıyor dersin. Evde hanımlık yapıyor diyeceksin. Ev hanımlığı işini yapıyor diyeceksin. İşlerin en zorunu yapıyor diyeceksin. Evet işlerin en zorudur. Çünkü insanlar keyiflerine göre sokaklarda gezerken o alışveriş merkezi senin, bu alışveriş merkezi benim dolaşırlarken, eğer bir kadın evinde kocasını memnun edebilmek için, evlatlarına hakkıyla analık yapabilmek için gayret gösteriyorsa, fedakarlık yapıyorsa, en büyük vazifelerden bir tanesini yapıyordur. Tabii ki burada yanlış anlaşılma olmasın. Yani ee, dışarıda çalışan kadınlar olabilir, hanım kardeşlerimizden bazı işleri yapanlar olabilir. Eğer Allah'ın serbest kıldığı, İslam'ın meşru gördüğü ölçülerde bunlara riayet ederek, efendim vakarına dikkat ederek, erkeklerle olan, yabancılarla olan yani üzerine nikah düşen diyelim Kişilerle münasebetlerine riayet ederek giyimine kuşu, kuşamına İslam'ın emrettiği tesettürüne riayet ederek böyle affedersiniz kırıla döküle değil topuklarını pat pat önceki ayetlerde ifade ettiğimiz gibi yerlere vurup parfümünü sıkıp insanlar bana baksın beni görsün diye kötü niyetle insanları kötü yola sevmek sevk etmek niyetiyle değil de belki ihtiyacı var belki bir sıkıntısı var belki evinde yokluk var belki kocası yok. Öyle olabilir ya bir sıkıntısı var bir şekilde çalışan insanlar olabilir. Eğer ev hanımlığı vazifesini yerine getiriyorsa, çocuklarına bir hakkın vazifelerini yapıyorsa, kocasına karşı vazifelerini yapıyorsa, eyvallah başımızın üstünde yeri var. Allah'ın serbest kıldığı bir şeyi biz kimseye yasaklayamayız. Biz haşa bu dinin sahibi değiliz. Bu dinin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ama Tekrar ifade ediyoruz. Namazlarını kılacak beş vakit. ibadetlerini yapacak, orucunu tutacak. Efendim tesettürüne riayet edecek. Çocuklarına karşı vazifesini yapacak. Yani düşünebiliyor musunuz siz? Bir annenin evladına verebileceği sevgiyi, saygıyı, ahlakı bu dünyada hangi bakıcı verebilir? bir kadının elinden yapılmış bir yemeğin bir tas çorba da olsa bir makarna da olsa fark etmez o lezzetini o huzurun o sıcaklığını hangi hazır paket gıda yemek verebilir? Ya ben para, kazandığım parayla eve yemek alıyorum. Her türlü evin ihtiyacını görüyorum. Temizlikçi getirtip burayı temizletiyorum. Çocuğuma baktırıyorum. Düşüncesi çok sağlıklı olmayabilir. Nice böyle makam mevki sahibi insanlar var kendisi bakıcı tarafından bakılmış şunu söylüyor ya hocam diyor ben hanımımın mutlaka evde olmasını ev hanımlığı yapmasını isterim diyor ben onun parasını getiririm diyor 8 saat değil 10 saat çalışırım 10 değil 12 saat çalışırım evimin nafakasını temin ederim karımı çalıştırmam ama ondan bir ricam olur bana evimde hanımlık vazifesi yapsın çünkü diyor bana bizzat bunu ifade edenler var kardeşlerim çünkü ben diyor bakıcıyla büyüdüm diyor Annemin şefkatini alamadım diyor. O evin sıcaklığını göremedim diyor. Anam filanca görevdeydi. Babam filanca görevli yüksek yüksek mertebelerde. Ama diyor, para vardı, sıkıntı yok. Bakıcı var, temizlikçi yani maddi bir sıkıntı yok. Karnımız doyuyordu ama diyor, ben bunu istemem diyor. Yani bahsettiğim kişi de benim meslektaşım falan değil ha böyle düşünmeyin. Farklı farklı mesleklerde farklı farklı hayat tarzına sahip insanlardan bunu duyuyorum. Onun için Ayet-i Kerimeler'de de ifade edildiği üzere bizim de kültürümüze, örfümüze ee, en münasip olduğu şekilde bir hanımın gerçekten de cenneti evidir kıymetli müminler. Ha, bu şu demek değil, kadın evden çıkmayacak, devamlı evde dur, böyle bir şey değil. Kocası hanımı için her türlü imkanı seferber edecek, onu en güzel yerlere gezmeye götürecek, otelse en güzel oteline. Tatilse en güzel tatiline götürecek. Eğer adam şunu yapıyorsa nasılsa kadın evde çocuğa bakıyor. Nasılsa ben onun başına bırakıyorum iş seyahatleri diye gidip kafama göre takılıyorum deyip eğer evinde sorumluluğunu bilen ev hanımlığı yapan o hanımın kıymetini bilmiyorsa Allah hem bu dünyada hem de ahirette ona hesabını sorar soruyor da bunlarla karşılaşıyoruz. Yani kadını sömüren, kadının o emeğini hiçe Sayan. Kadın evinde didinirken sabah akşam çoluk çocuğumla ilgileneceğim diye çocukları okula götürüyor getiriyor. İki üç tane çocuk o hastaneden bu hastaneye koşturuyor. ödevlerini yapmak için uğraşıyor. Adam içki sofralarında Adam efendim pa kazandığı parayı kad kadınla beraber kazandığı parayı başka yerlerde, çok kötü ortamlarda harcıyorsa bu dünyada da ahirette de Allah bunun karşılığını verir. Onun için hepimiz üzerimize düşen vazifeyi yapmalıyız. Kadın kadınlığını yapmalı, erkek erkekliğini yapmalı. Kimsenin sözüne göre değil, batıya göre değil, Avrupa'ya göre değil. O izletilen izlencelerdeki hayata göre değil. Kur'an'ın bize sunduğu hayata göre yaşamalıyız ki muhterem müminler. Yarın bir gün evlatlarımızdan serzeniş duymayalım. Yarın bir gün pişman olmayalım. Yüce Rabbim hanım kardeşlerimize evlerinin cennet olduğunun farkına varabilmeyi nasip eylesin. Biz erkeklere de kocalar olarak onlara karşı bütün vazifelerimizi hassasiyetle en ince noktasına kadar en güzel şekilde yapabilmeyi nasip eylesin. Peygamber aleyhisselam bu ayetler olmasına rağmen Allah peygamber hanımlarına evlerinizde oturun ibadetle meşgul olun demesine rağmen eve gelirdi, hanımlarına yardım ederdi, kendi söküklerini dikerdi, evini süpürür, evini temizlerdi. İnanın erkeklere söylüyorum, Sakın ha ev hanımlığını, hanım kardeşlerimizin evde yaptığı işleri sakın ha basite almayalım. Sen ne yapıyorsun ki? Senin ne işin var ki? Ben zorlanıyorum, ben para kazanıyorum. Sen bir çamaşır yıkayacaksın, bir yemek yapacaksın diyenler varsa lütfen bir gün siz girin de şu evin işini bir yapın. Üç gün siz yapın bakalım ne olacak. Hanım hastalandığı zaman kıymetini anlarız. Ama iş işten geçebilir. Yani gerçekten bir bulaşık yıkayalım, belimiz tutulacak. Çamaşır asalım ve işler her gün tekrarlıyor, her gün tekrarlıyor, her gün tekrar aynı yer topla, öbür gün aynı oluyor. Yemeği yap, e bitiyor, öbür gün yenisini yapacak, değil mi? gözle gözükmeyen yani bir iş yapmıyor gibi adam makam atladı, mevkiye atladı, para kazandı. Vay be şu makama gelmiş, şu mevkiye gelmiş, şu kadar para kazanmış. İşte milyarderdi, milyonerdi, şuydu buydu, trilyoner olmuş vesaire olmuş. Adam yükseliyor gözüküyor. E kadın evle ne yapsın? Öyle mi? Eğer bu kadın olmasaydı o adam orada olacak mıydı? Allah için adaletli olalım kıymetli müminler. Evet peki bu çok önemli bahisten sonra geçelim ikinci konumuza. İkinci konumuz neydi? Evlatlık edinmekti. Yine hemen Aleyhissalatu vesselam efendimizin dönemine gidelim. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde e, İslam gelmeden önce ve İslam'ın ilk yıllarında evlatlık edinmek diye bir şey vardı. Yani insanlar kendilerine evlatlık ediniyorlardı. Mesela adam zengin, parası var, pulu var. Fakir bir ailenin çocuğunu evlat ediniyor. Artık onu kendisi alıyor. Adam öz babasına baba demiyor. Onun yerine kime baba diyor? Evlatlık olarak gittiği kişiye baba demeye başlıyor. Zenginse, efendim, mal mülk sahibi ise, mevki sahibi ise böyle istediği, işte hoş gördüğü, zeki gördüğü, güçlü gördüğü kişilere evlatlık alıyor. Sonra da onlarla övünüyor. Bak diyor, bunlar benim evlatlarım diyor. Böyle övünüyor. Böyle bir dönem vardı, bir düzen vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın da bir evlatlığı vardı. Zeyd bin Harise adında bir evlatlık edinmişti. Fakat cenab Allah ayet-i kerimelerle birlikte ve bir hadiseyle beraber Efendimiz Aleyhisselam'ın evlatlığını bırakmasını gerektiğini, artık hiç kimsenin İslam'la birlikte evlatlık edinmemesi gerektiğini ifade etti ayet-i kerimelerle. Bu ayet-i kerimeler hemen bizim... Ahzab suresinde 37. ve 38. ayet kelimelerden ilk itibaren karşımıza çıkıyor ki 40. ayet kelimede buyuruyor ki mevla Mekane Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizden herhangi bir kişinin babası değildir. Yani Muhammed kimseye evlatlık edinmemiştir bu manada. Edinmemelidir. Velakin Rasulullah ve khatamennabiyin o Allah'ın resulü ve peygamberlerin de sonuncusudur. Peygamberlerin mührüdür. Ve kana Allahu bi kulli şeyin Alima Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Şimdi efendimiz Aleyhisselam'ın Zeyd bin Harise adında bir evlatlığı var. Peygamber Aleyhisselam'ın bu evlatlığı artık tabii büyümüş. Yani Zeyd bin Harise denilmiş, büyümüş, hatta evlenmiş. Bu evlatlığını artık evlatlıktan çıkartması gerektiğini, artık müminlerin kendilerine kesinlikle evlatlık edinmemelerini gerektiğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Fakat bununla kalmıyor. Rabbimiz burada peygambere ayrıca bir emir veriyor. Öncesini anlatalım. Zeyd bin Harise'nin Zeynep binti Cahş adında bir hanımı var. Zeynep ile Zeyd evlendikleri günden beri anlaşamıyorlar. Yani ilk günden beri aralarında bir huzursuzluk var. Zeynep binti Cahş aile itibariyle daha farklı bir e, yapıya sahip. Fakat Zeyd bin Harise ise evlatlık. O farklı bir yapıya sahip. Dolayısıyla bir türlü uyuşamıyorlar. Gel zaman git zaman sonunda Ara ara böyle peygambere gelip serzenişte bulunuyorlar. Peygambere gelip ayrılmak istediklerini söyleseler de peygamber aleyhisselam evliliğinize devam edin, evli kalın diye onlara telkinde bulunuyor. Fakat netice itibariyle gün geliyor. Zeyd sonunda Zeynep binti Cahş'ı boşuyor. Ayrılıyorlar. İşte Ahzab suresinde 30... 6. ayet-i kerimede Rabbimiz bu hakikatten sonra bir emir veriyor. فَلَمَّا qada Zeydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna alal mu'minina haracun fi azwaj ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amrulllah maf'ula. Cenab-ı Hak diyor ki Zeyd ne zamanki karısını boşadı, Zeynep bint Cahş'tan ayrıldı, biz diyor Zeynep ile senin nikahını kıydık ey peygamber diyor. Allahü Teala diyor ki sana emir veriyorum. Evlatlığın hani eskiden evlatlık edinmiştin ya. İslam'da böyle bir şey yoktur. Evlatlık edinmemen gerekir. Dolayısıyla sen bu Zeynep binti Cahş'la evlendin. Senin nikahını biz kıydık diyor Cenab-ı Allah. Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden dolayı çok zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Şimdi o toplumda evlatlık edindiği zaman o evlatlık artık evlatlık edinilen kişiye baba demeye başlıyor. Ve o toplumun inancına göre kesinlikle onun karısıyla o kişi artık daha asla evlenemez. Niye? Evlatlık edin diye o da evladı sayılır diye düşünüyorlar. Fakat Allahu Teala Allahu Teala diyor ki bu böyle değildir. Edindiğiniz evlatlıklar sizin evladınız olamaz. Bu evlatlar size baba diyemez. Bunun hükmünü ben veriyorum diyor. Size baba diyecek olan sizin öz evladınızdır. Ve ayet-i kerimede diyor ki: "Bu hükmü daha iyi anlayasınız diye bunun tarafımızdan kat'i bir hüküm olduğunu bilesiniz diye ben sana emrediyorum ey peygamber." diyor. Bundan sonra sen Zeyd bin Harise'ye oğlum demeyeceksin. O da sana baba demeyecek. Onun hanımı da senin kesinlikle kızın değildir, gelinin de değildir. Onunla evlenmen bizim emrimizdir diyor ve Peygamber Aleyhisselam da onunla evleniyor. Fakat zorluk şu. Şimdi toplumda fitne çıkacak. O zaten Yahudiler zaten münafıklar. Böyle bir fırsat arıyorlar. Diyecekler ki: "Aa, Muhammed'i gördünüz mü? Bak evlatlarının karısıyla evlendi." Buradan fitne çıkartacaklar. Bir kötülük yoluna başvuracaklar. Onun için devamındaki ayette diyor ki: "Mâ kâne 'alen-nebiyyi min haracin fîmâ feradallâhu leh." Allah bir hüküm verdiyse peygamber için burada bir zorlanmak yoktur diyor. Zorlanmayacaksın diyor. Hükmü biz verdik. Sünnet Allahi fillezine halev min kabl. Bu Allah'ın geçmiş ümmetlerle, geçmiş halklarla ilgili de kanunudur. Bir konuda Allah bir hüküm verdiyse adet, örf, kültür kalkar. Allah'ın hükmü geldi çünkü. Bizim kültürümüz vardı, bizim örfümüz vardı, bizim adetimiz vardı. Biz bunu kabul edemeyiz, bize uymaz, bizim aklımıza yatmaz, bizim mantığımıza yatmaz. Böyle bir şey yok. Allah'ın hükmü geldiği yerde bütün mantıklar biter, bütün kurallar duyur, durur, Allah'ın kuralı yürürlüğe girer. Ya bir korona geldi, bütün dünyanın düzenini değiştirdi ya. Buna inanıyoruz da niye Allah'ın kitabına inanamıyoruz kıymetli müminler? Niye hala kafamızda soru işaretleri oluşuyor? Ben bunu anlayamıyorum ya korona'ya inanıyoruz. Sağlığımıza bir şey olunca her şeyi anlayabiliyoruz. Doğru, mantıklı. Evet, çıkmayalım, yapmayalım, etmeyelim, almayalım, yemesek de olur, gitmesek de olur, yapmasak da olur. E Allah bir hüküm veriyorsa niye onun üzerine hala Allah Allah niye öyle acaba bir şey mi var? Acaba şöyle mi var böyle? Yani niye hala içimize bir şey oluyor? Olmasın ya. Okuyalım, araştıralım. Bakın hiç çekinilecek bir şey yok. Ben size peygamberle ilgili, İslam'la ilgili birçok noktayı anlatıyorum. Elimden geldiği kadar. Lütfen bunları araştırın, öğrenin. Eğer öğrenmezseniz yarın bir gün bir kişi gelecek, bu soruları soracak ve ateizme yönlendirecek, deizme yönlendirecek. Allah için ateizm nedir, deizm nedir diye sitelere yazın. İslam'ın çıkmazları, Kur'an içerisindeki çarpıklıklar diye sitelere yazın. Önünüze bunlar çıkacak. Diyecek ki size peygamber niye bu kadar hanımla evlenmiş? Diyecek ki size peygamber niye evlatlığıyla evlenmiş? Gençlerin zihinlerini nasıl çalıyorlar zannediyorsunuz? Gençleri bu Müslüman evlerde yetişen gençleri niye ateizme, niye deizme yönlendiriyorlar zannediyorsunuz? Nasıl bu gençler bu hatalara düşüyor zannediyorsunuz? Biz bunları bilmediğimiz için, araştırmadığımız için öğrenmedi. Aman canım boş ver şimdi kafam benim karıştırma. Aman zeytmiş, aman peygamber evlenmiş. Tövbe 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 tövbe, estağfurullah öyle şey olur mu falan derken iman gidiyor. Muhterem müminler. İslam'da ayıp bir şey yok. İslam'ın bir kusuru yok. Kusur varsa bizde ya anlayamadık ya öğrenemedik ya vakit ayırmadık ya işimize gelmedi. Onun için lütfen bunları merak ediniz. Bunlar çok önemli konular. konular. Müsteşrikler demiştim size. Oryantalistler. Adam gavur. Siyonist. Misyoner. Çalışıyor. Bunları didiniyor. Bu ayetleri tek tek okuyor. Hadis kitaplarını tek tek okuyor. Bunların üzerine tezler yazıyor. Üniversitelerde bunların üzerine yazılan gırla tezler mevcut. Bugün işte bu ortaya çıkan profesörüm diye çıkan milletin zihinlerini İnfal eden insanlar buradan müsteşriklerin yaptığı şeylerden etkilenen insanlar maalesef. Onun için dinimizi öğreneceğiz. Bu hüküm geldikten sonra Peygamber Aleyhisselam elbette ki Allah'ın hükmüne, emrine boyun eğiyor. O fitneler çıksa da, o sıkıntıları yaşasa da Peygamber Aleyhisselam vazifesini yapıyor. Buradan anlamamız gereken zaten az önce de ifade ettiğimiz gibi hüküm Allah'ın hükmüdür. Ferman Allah'ın fermanıdır. Allahü Teala bir yerde bir hüküm veriyorsa o hükmü anlamakla, yaşamakla mükellefiz muhterem müminler. Hiçbir şekilde buradan kaçışımız yoktur. Bunu böyle bilelim. Mutlaka araştıracağız. Mutlaka öğreneceğiz İnşallah. Yüce Rabbim dinimi bin İslam'ı en güzel şekilde okumayı, öğrenmeyi ve yaşamayı nasip eylesin. Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Son konumuz ne demiştik? Habibi Neccar demiştik. Efendim, Yasin-i Şerif'ten son konumuzu da seçtik. Yasin-i Şerif'in hemen ikinci sayfasında bize bir ee, yaşanmış bir kısa, bir olay anlatılır. Bu olayın e, Antakya civarında geçtiği, bizim ülkemiz sınırları içerisinde Hatay Antakya yöresinde geçtiği söylenir ve Tevhid'den sonra, İsa Aleyhisselam'dan sonra olsa gerektiği hatırlıyorum. İnsanlar yine belli bir dönem sonra hani nasıl ki Ashab-ı Kehf anlatmıştık ya e, döneminde insanlar puta tapmaya başladılar, insanlara tapmaya başladılar. Yine bir dönem insanlar bu şekilde putlara tapmaya başlamışlar. Allah'ın bir olan dininden yüz çevirmişler. Bunun üzerine o Antakya yöresinde ayette Karye diyor. Onlara Karye halkının yaşadıklarına örneğini haber ver diyor. Fakat tefsirlerde ağırlıklı görüş Antakya diye burası ifade ediliyor. Onun için Antakya'da gitmek lazım. Antakya'da o tarihi yerleri görmek lazım. Orada çok Hristiyanlar da vardır yani Hatay'da o yörede işte Nusayri'ler Hristiyanlar onlar da çok vardır. E, o bölgeler çünkü o işte Mezopotamya yöresine yaklaşan işte Filistin Suriye o sınırlar Peygamberlerin hep yaşadığı bölgelerdir. Zaten Kudüs biliyorsunuz Peygamberlerin çoklarının e, görev yaptığı yaşadığı bölgelerdir. Efendim bu Antakya yöresinde insanlar putperestliğe yönelince Allahu Teala oraya iki tane elçi gönderiyor. iki tane peygamber gönderiyor. Tefsirlerde onların isimleriyle ilgili farklı rivayetler var. Onlar o iki peygamberi yalanlayınca Allahu Teala destekli destekleyici olarak üçüncü bir peygamber daha gönderiyor ve bu peygamberler insanlara bir olan Allah'ı anlatıyorlar tevhidi anlatıyorlar. Gelin diyorlar, İslam'ı tercih edin diyorlar. Bu putların size bir faydası yok. Put yemez, içmez, konuşamaz, size bir şey yapamaz. Faydası da yok, zararı da yok. Ya put dediğin taştan yapılmış bir şey. Diyor ya cahiliye döneminde biz diyor helvadan putlar yapardık. Yolda dua ederdik putlardan bize medet umardık. Yolda başımıza bir şey gelmesin haramiler düşmanlar bize çatmasınlar diye. Malımızı mülkümüzü gasp etmesinler diye. E yeri gelip acıktığımızda da kaşık kaşık o helvaları yemeye başlardık diyor. Yani bu kadar şimdi cahillik. Düşünebiliyor musunuz? Yani put fayda vermediği gibi zarar da veremez. Ama o puta tapıyorlar. Elçiler ne kadar anlatsa da inanmadı bu Antakya halkı ve dediler ki siz de bizim gibi bir insansınız dediler. İnanmıyoruz dediler. Bunun üzerine vaca emin aksal medineti raculun yes'a qala ya kavmi tebi'ul murselin. Yasin-i Şerif suresinin 20. ayet-i kerimesi. O 3 tane görevli, 3 tane e, ee, Allahü Teala'nın görevlendirdiği peygamberler, elçiler insanlara anlatıyor, hakikate anlatıyor, inanmıyor insanlar bir türlü. Şehrin uzaklarından koşa 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 bir kişi geldi. Dedi ki, ey kavmim, bu gönderilen elçilere tabi olun dedi. İttebi'u men la yes elukum ejran vehu muhtedun. Ya bu adamlar sizin kötülüğünüzü istemiyorlar. Sizden para da istemiyorlar bak. Menfaatleri yok. inansanız da bu adamlara ya. Bir yerde menfaati yoksa Orada samimiyet olabilir. Samimiyetin en büyük göstergesi menfaatsiz olmasıdır. Yani sizden bir karşılık beklemiyorsa, para istemiyorsa, dünyalık istemiyorsa samimi demektir. Fakat onlar dediler ki yok dediler biz dediler inanmıyoruz dediler. O da dedi ki bana ne oluyor ki dedi beni yaratan ve dönüşüm ona olan Rabbime inanmayayım. E ettehizu min in yuridnir rahmanu la tuni anni şefaatuhum ve şey'en ve la yunkizun. Yani dedi bana hiçbir faydası olmayan, zarar olmayan şeylere mi inanacağım dedi ya. Burada Rahman var, beni yaratan var, yoktan var eden var. İnni izen lefi dalalin mubin. Eğer dedi ben böyle olursam ben apaçık bir sapkınlığa düşmüş olurum dedi. İnni amentu bi rabbikum fesmaun. Ey insanlar, ey Antakya halkı, siz inanmasanız da bu peygamberlere iman etmeseniz de ben onlara inanıyorum dedi. Bunlar da ellerine taşlarını almışlar, bekliyorlar ki o elçileri taşlayacaklar. Elçilere diyorlar ki ya buradan gidersiniz ya sizi taşlarız diyorlar. O da diyor ki ben diyor inandım diyor. Son bir imanını orada gösteriyor. Kimdir o? habib Neccar. Sen mi inandın diyorlar. habib Neccar'ı taşlıyorlar, oracıkta öldürüyorlar. Ayette diyor ki, Habib-i Neccar orada vefat etti. habib Neccar ölünce, öldüğü esnada biz ona dedik ki gir cennetimize dedik. Qaleya <laughs> leyte kavmiy yalemun. Habibinetcerr dedi ki keşke benim kavmim de bilseydi dedi ya. Bu nimetleri, bu güzellikleri keşke kavmimde bilseydi. Şu cenneti görseydi, Rabbimin nimetlerini görseydi onlar da iman edeceklerdi dedi ya bima ghafara li rabbi ve cealeni minel mukramin. Ben bu kadar yıl putperestlik yaptıktan sonra, bu kadar günah işledikten sonra bütün günahlarımı affettiğini, geçmişimi sildiğini ve bana yepyeni bir sayfa açtığını Rabbimin keşke kavmim bilselerdi, görselerdi diye dua etti, temenniyeti. etti. Ama Habibi Neccar cennete kavuştu. Onlar ise sonra ayet-i kerimelerde ifade ediyor Rabbimiz. Onlara diyor gökten bir ordu indirmedik. Ne yaptık? Bir ses sayhaten vahideten bir ses indirdik sönüp gittiler. O sesleri yüksek yüksek çıkan biz inanmıyoruz, biz kimseye inanmayız, biz putlara taparız diyen adamlar bir sesle beraber işleri bitti diyor ayet-i kerimede Yüce Mevlamız. Buradan çıkartacağımız ders nedir muhterem müminler? Nasıl ki Habibi Neccar tek başına orada mücadele ettiyse, Allah'ın o elçileri küfür karşısında bu mücadeleyi verdilerse, biz de hayatımız boyunca Allah için mücadele etmeliyiz. Belki sağlığımızdan kaybedeceğiz. Belki uykularımızdan fedakarlık yapacağız. Belki ailemizden, çoluk çocuğumuzdan fedakarlık yapacağız. Ama Allah'ın dini için Habibi Neccar gibi biz de bir şeylerden fedakarlık yapalım. Belki canımızdan fedakarlık yapamıyoruz. O kadar belki yüreğimiz yok. Ama en azından vaktimizden fedakarlık yapalım. En azından sağlığımızdan biraz fedakarlık yapalım. Biraz yorulalım, biraz üzülelim. Din Allah'ın dini için biraz üzülelim. Namaz kılacağımız zaman aman ayıplarlar mı? Ya şimdi sen de yobaz mı oldun? E sen de namazan başladın derler mi? Diye düşünmeyelim. Sohbete davet ederken ya şimdi sohbete davet ederim de ayıplarlar. Sen sohbete mi gidiyorsun? Buraya mı gidiyorsun derler diye düşünmeyelim. Allah'ın dinini Allah için yaşayalım da anlatalım da. Ebu Eyyubel Ensari 80 yaşının üzerinde Medine-i Münevvere'den yola çıkacak. Devesine bindi, torunları önüne geldiler, oğulları önüne geldiler. Ne yapıyorsunuz sen baba? Ne yapıyorsun sen dedeciğim dediler. Ben dedi Allah Resulü'nün müjdesi için Konstantiniyye'ye fethe gideceğim dedi. Biz gidelim dediler. Gözünü sevdiğim zaten ömrün peygamberin yolunda geçti, savaşlarla geçti. Biz gidelim dediler. Olmaz dedi. O müjdeye ben nail olmak istiyorum dedi. Ve 80 küsür yaşında 2500 kilometre uzaktan deve üzerinde aylarca süren yolculukla buraya geldi de İstanbul surlarının dibinde Rabbine kavuştu. Ve bugün İstanbul'un Eyüp Sultanı oldu. Yüce Rabbim bizlere de onların imanı nasip eylesin. Allah için, din-i mübin İslam için, Kur'an için, İslam davası için birazcık fedakarlık yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnşallah bir gün olur da Antakya'ya giderseniz Habibi Neccar Camii'ni o tarihi camiyi de inşallah ziyaret edersiniz. Efendim üç tane çok çok önemli konuya değindik. Ümit ediyorum ki siz daha sonra bu konuları okuyacaksınız, araştıracaksınız. Burada oluşan bu kıvılcımı büyük bir ateşe, ilim ateşine bir e, güzel gönlünüzde Allah'ın izniyle amel ateşine, ihlas ateşine dönüştüreceksiniz. Cenab-ı Mevla amellerimizi zayi eylemesin. Yüce Mevlam hanım kardeşlerimize evlerini cennet kılmalarını nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepimize hayatımızda Habibi Neccar gibi mücadele etme, İslam yolunda terleme, yorulma, aşkını, şevkini ihsan eylesin. Ve Yüce Mevlam İslam'ın hükümlerine aynı Peygamber Aleyhisselam'ın onca zorluğa rağmen o emre boyun eğdiği gibi sorgusuz sualsiz bir şekilde gönül rahatlığıyla boyun eğmeyi hepimize eylesin. Bir güzel sohbetin daha sonuna geldik. Yarın akşam saatler 23.00'ı gösterdiğinde buluşmak ümidiyle hepinizi emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum efendim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.